Tarım Bakanı çiftçinin durumu iyi diyor. Bu ne kadar doğru? Lütfen siz söyleyin. Ama en azından et fiyatlarını görüyor Sayın Bakan da. Et fiyatlarının pahalı olduğunu söyledi. Etin fiyatı çok yüksek. Tamam, ben de kabul ediyorum. Etin fiyatı yüksek. 8 lira zam geldi. Sonradan bir 12 lira geldi. Ve toplam 20 lira oldu bu. Kıymanın kilosu 340'tan 360'a çıktı. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin de fiyatının yüksek olduğunu kabul ediyorum dediği kırmızı ete bir haftada 2 kez zam geldi. Sadece günler içinde 20 lira arttı etin fiyatı. Ortalama 270 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor kıymanın kilosu. İstanbul'da aynı kasapta 1 Ocak'ta 200 lira olan kıyma %80 zamla artık 360 lira. Vallahi şimdiye kadar alıyordum. Şimdi bin kere düşünüyorsun yani, hesap kitap yapıyorsun. Fiyatı zaten yüksek olan kırmızı et bir hafta içinde 2 kez zamlandı. 12 lira ve 8 lira zam geldi. Kıymanın kilosu 340 liradan 360 liraya, kuşbaşı etin kilosuysa 350 liradan 370 liraya yükseldi. Şu an bir de toplumda damak değişti. Şu anda koyun eti çok ucuz dana etine göre ama koyun etini yemiyor. Dana eti fiyatı yüksek olunca alternatif olarak küçükbaş hayvan gösterilmişti ama kasaplarda satılan kuzu etinin fiyatı dana etinden de yüksekti zaten. Üstelik o da zamlandı. Kilogram başı 50 lira arttı. Kıyma ve kuşbaşı yapılabilecek kuzu etinin fiyatı 400 liradan 450 liraya yükseldi. Tarım Bakanı şimdi aslında bu konuda biraz ilgilenmiş olsa bu duruma gelmeyiz. Hazine Bakanı Nurettin Nebati çözüm olarak koyun etini göstermişti. Tüketici, üretici, kasap Tarım Bakanı'ndan kalıcı bir çözüm bekliyordu ama Bakan Kirişçi de sözleşmeli besicilik önerisinde bulundu. Et fiyatlarına çözüm bir kez daha hayal oldu. Sözleşmeli üretimle bunu kesmek isteyen insanlara gel kardeşim sözleşme yap ve bu hayvanı bu besiciye beslettir. Ben 5-6 aydır kasaba uğramıyorum. Soğan olmuş 30 lira. Bir hafta sonra soğanın fiyatının nasıl düştüğünü, bu sefer niye düştüğünü konuşacağız. Tarım Bakanı'nın bir diğer gündemi de tüm tüketicilerinki gibi soğandı. Önce bakanlık açıklama yaptı, üretimde sorun yok denildi. Sonra bakan fiyatlar düşecek dedi. Fakat ona da bir çözüm önerisi sunmadı. Vallahi çok yüksek. Bu da 18 lira, mecbur kaldığım için aldım. Her yemeğin içine giren, tüketiciyi en çok ilgilendiren ürünlerden biri soğan ama fiyatı çok yükseldi. Bir markete, manava, pazara baktığımız zaman en uygun soğanın fiyatı 30 lira şu anda. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Müşteriler bayağı şikayetçi ama bizim alışımız yüksek olduğu için mecbur o fiyattan aşağı kurtarmıyor bizi. Çiftçilerimiz gayet güzel para kazanıyorlar. Bir çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay ben yaşamadım. Tüketici yüksek soğan fiyatlarından şikayetçiyken bakanın güzel para kazanıyorlar dediği üretici ise kazanamamaktan şikayetçi. Şu an maliyeti 75-80 kuruş. Biz alıyoruz 60 kuruşa, ona da alıcı bulamıyoruz. Hepsi tarlada kaldı.